Merhaba arkadaşlar, 5. denememizin Türkçe sorularının çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuzu okuyalım. Bu parçada geçen insanın içine taş gibi oturmak ifadesiyle söz konusu öykülerin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir diye sormuş bize. Okuyalım. Bu eser insanın içine taş gibi oturan öykülerle dolu olmasıyla ayrı bir yere sahip. Pek çoğunda kurmaca dünyanın büyüsü içine alıveriyor sizi. Yazarın anlattıkları bu noktada okurun kafasında kendince şekillenip yeni anlam değerleriyle kendini buluyor. Anlatılanlar içimizden birilerinin öyküleri olduğu için öykülerin sonunda iç açıcı bir tabloyla karşılaşamıyoruz. Çünkü her öykü toplumda ezilen, hor görülen bireyin duygusunu okurun yüreğine emanet ediyor demiş parçamız bize. Şimdi insanın içine taş gibi oturan demek aslında insanı çok etkileyen demektir. O yüzden duygu bakımından tabii ki etkilemekten bahsediyoruz burada biz. Bu sebepten D şıkkımız cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer şıklarımız da böyle bir anlam ifade ettiğini, böyle bir vurgu yapmak istediğini söyleyemeyiz. İkinci sorumuza geldiğimizde bir fiilimsi sorusu. Hemen okuyalım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisine maki, fiilli olumsuzluk anlamı katmıştır demiş bize. Kökü fiil olan sözcüklere maki getirerek oluşturulan sözcüklere isim fiil denir. Ancak maki her zaman isim fiil yapmaz. Bazı durumlarda fiile olumsuzluk anlamı katar. Hemen A şıkkına baktığımızda ailemin ömrü bu şehirde çalışmayla geçti. Burada herhangi bir olumsuzluk durumu söz konusu değil. B şıkkına baktığımızda köprünün yapımı bitmediği için yol hala kapalı. Burada eylem gerçekleşmemiş arkadaşlar. Gerçekleşmediği için de olumsuzluk anlamı kattığını söyleyebiliriz. Maiki'nin cevabımız bursa olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bu şekilde belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz diye sormuş bize. Hemen şıklardan gidelim. Kişisel temizlik kurallarına her zaman önem verilmelidir. Buradan bunu çıkartabiliyorum. Nereden? Hemen şurayı çizdiğimde görüyorsunuz. Kişisel hijyene önem verilmelidir diyor. B maddesine baktığımızda kanatlı hayvanlar ve onlara ait ürünler belli standartlarda pişirerek tüketiciye sunulmalıdır diyor. Onu da hemen altında burada görüyoruz. İyi pişmemiş etler ve yumurtalar mikroorganizmalar için her zaman risk unsurudur. 70 derece üzerindeki her pişirme virüsleri etkisiz hale getirirden B şıkkını da çıkartabiliyoruz. Şüpheli durumlarda maske ve eldiven kullanılmalıdır. Bunu bizim buradan anlamamız gerekiyor. Örneğin hasta kişinin gözyaşına, burun ve boğaz akıntılarına temas eden kişilere virüs bulaşabilir diyor. Burada maske ve eldiven kullanımını aslında çıkartabiliyoruz. Ancak B şıkkına dair burada herhangi bir bilgi verilmemiş. Yerli tavuk çiftlikleri kurularak tavuk ithalatına son verilmelidir. Bir çözüm önerisi olamaz kuş gribinden kurtulmak için. Dördüncü sorumuz yine bir fiilimsi sorusu arkadaşlar. Metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat fiil vardır diye sormuş bize. Bakalım birinci cümlemize. Okul mekanları ve binası ile ilgili tüm beklentilerde çocuğun fizik temel ihtiyaçlarının karşılanmasının birinci talep olması olanağıdır. Burada dikkat edilecek olay burada var. Anası mezar dikecekmiş. Bizim eklerimiz sıfat fiilinde buydu. Gördüğünüz üzere burada edilecek görüyoruz. Nasıl olay? Edilecek olay. Mekanlara ait düzenlemelerin çocuk sağlığı ve güvenliğine uygun olmasıdır. Mekanın eğitim ile olan ilişkisine burada an ekini görüyorsunuz sıfat fiileki. Nasıl ilişki? Mekanın eğitim ile olan ilişkisi diye nitelediğini görüyoruz. Gelindiğinde kuşkusuz uygulanan eğitim modeli. Burada da an ekini görüyoruz. Uygulanan eğitim modeli gözetilerek tasarlanmış mekanlar ve ilişkilerinin organizasyonları önem kazanıyor. Bu sebepten cevabımız 2 ve 3 olmalı diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir sözel mantık sorusu. Hemen bakalım. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi aynı sınıfta okuyan Ahmet, Çiğdem, Elif, Fatma ve Tuna adlı öğrenciler Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden ödev hazırlamışlardır. Her öğrenci en az bir ödev hazırlamıştır. Hazırlanan ödevler hakkında şunlar bilinmektedir. En çok ödev hazırlayan kişi Elif'tir. En çok ödev hazırlanan ders fen bilimleridir. Fen bilimlerinin ödev hazırlayanlardan biri Ahmet'tir. Matematikten ödev hazırlayan iki kişi vardır. Türkçe dersini ödev hazırlayan tek kişi Tuna'dır. Fatma, Ahmet ve Tuna farklı derslerde de hazırlamışlardır diyor bize. Şimdi önce verilen bilgileri bizim yazmamız gerekiyor. Bize Ahmet'in
fen bilimlerinden ödev aldığını söylemiş. Şu şekilde. Tuna'nın sadece Türkçe dersinden ödev aldığını söylemiş. Diyoruz. Şimdi A şıkkına baktığımızda Çiğdem fen bilimleri dersinden ödev hazırlamıştır. Bir dursun. Ahmet Türkçe dersinden ödev hazırlamıştır. Bu mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Türkçe dersinden ödev hazırlayan tek kişi Tuna'dır demişti bize yukarıda. B şıkkı gitti. Fatma fen bilimleri dersinden ödev hazırlamıştır. Olamaz. Ahmet fen bilimleri dersinden ödev hazırlamış ve son öncülümüzde Fatma, Ahmet, Tuna farklı derslerden ödev hazırlamışlardır diyor. O yüzden Fatma'nın fen bilimleri hazırlaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Elif ile Tuna bir ödevi aynı dersten hazırlamışlardır diyor. Tuna sadece fen bilimlerinden, sadece Türkçeden ödev hazırladığı için bu da mümkün olmuyor arkadaşlar. Direkt şıklardan zaten A şıkkı kesinlikle doğrudur diyebiliyoruz. Çiğdem fen bilimleri dersine ödev hazırlamıştır. Doğrudur. Altıncı sorumuz, bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Matematik denilince akla ilk gelenler şüphesiz Thales ve Pisagor. Tarihi adlarını yazdıran bu matematikçileri biraz tanımayı ne dersiniz? Mısır Matematik Okulu'nun öğrencisi olan Thales, matematik ve geometri alanında çığır açmış bir isim. Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlıları tanıtan Thales'in bulduğu pek çok geometri teoremi var. Pisagor ise astronomi ile de ilgilendi. Dünyanın yuvarlak olduğunu, her gezegenin kendi ekseni olduğunu ve gezegenlerin merkezi bir noktanın çevresinde döndüklerini söyleyen ilk kişilerden biri. Modern matematiğin babası Pisagor'un en büyük başarılarından biri ise müziğin 1, 2, 3, 4 sayılarının orantılı aralıklarına dayandığını keşfetmesi. Ayrıca kare sayıları keşfeden de Pisagor oldu. Çıkarılamazı sormuş bize. Hemen A şıkkına baktığımızda Thales Mısırlılardan öğrendiği geometri bilgisini Yunanlara da öğretmiştir. Bunu çıkartabiliyorum. Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlara tanıtan ifadesinden. Pisagor matematik yerine astronomi ile ilgilenmiştir. Ben bunu çıkartamıyorum arkadaşlar. Pisagor ise astronomi ile de ilgilendi diyor. Yani sadece astronomi ile değil matematikle de ilgilendiğini zaten bize yukarıda söylemişti. O yüzden B şıkkını ben çıkaramıyorum. Evet, yedinci sorumuza devam ediyoruz. Yedinci sorumuz bir grafik sorusu. Bu grafiklerden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakıyoruz 1980 ve 2000 yıllarının çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını vermiş bize. Demiş ki hizmet sektöründe çalışan oranı 1980'de %28 iken hizmet sektörünü mavi göstermiş. Bakıyoruz, evet. 2000'de %38.1'e çıkmıştır. Bakıyoruz. Evet, doğru. 2000'de en yüksek çalışan oranı tarım sektörüne aittir. Tarım sektörünü turuncu ile göstermiş. Evet, %48 ile doğrudur. 2000'de tarım sektöründe çalışan oranı 1980'dekinden daha fazladır demiş. 1980'de %59.9 iken 2000'de %48.4. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 8. sorumuza bakıyoruz. 8. sorumuz deprem ile ilgili olan sorumuz. Demiş ki Duygu, Çağla, Yağız, Özgür kişilerinden hangilerinin deprem anında yaptıkları yanlıştır? Deprem anında Duygu ne yapmış? Deprem başladığı anda hemen pencere kenarına yaklaşmış. Deprem başladığı anda yatakta olan Çağla yastıkla başını korumuş ve yatakta kalmış. Yağız sarsıntı başlar başlamaz merdivenlere doğru koşmuş. Özgür hayat üçgeni oluşturup sarsıntı bitene kadar beklemiş. Bakalım hangilerini yapmak doğruymuş? Kesinlikle telaşlanmayın. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durun. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin, güvenli bir yer bulup diz üstü çök,
baş ve enseyi koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın. Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerine düşebilecek her türlü eşyadan uzak durun demiş. Cam pencereden uzak durun demiş. Duygu pencere kenarına yaklaşmıştı. Demek ki Duygu yanlış yapmış. Sarsıntı başladığında yataktaysanız orada kalın. Üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa bir yastıkla başınızı koruyun veya en yakındaki güvenli alana geçin. Deprem başladığı anda yatakta olan Çağla demek ki doğru hareketi yapmış. Yüke dayanıksız olan ve çok sağlam olmayan kapıları kullanmayın. Bakıyoruz, kapı kullanmakla ilgili bir şey dememiş. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın demiş. Yağız sarsıntı başladığı anda merdivenlere koşmuştu. Yağız'ın yaptığı da yanlış. Özgür ise hayat üçgenini oluşturup sarsıntı bitene kadar beklemiş, doğru olanı yapmış. Bu durumda cevabımız Duygu ve Yağız olacaktı. Yani 1 ve 3 Bursa olacaktı. Geldik 9. sorumuza. Görsel sorumuz yine. Demiş ki aşağıdakilerde hangisi bu görselde verilen sebzelerin olumlu etki ettiği organlardan biri değildir? Beyin, kalp, göz ve akciğer vermiş. Bakıyoruz. Domates kalp sağlığını korur demiş. Kalbe eledik o zaman. Patlıcan kalp sağlığını korur, beyin sağlığını korur demiş. O zaman kalbi de beyni de eledik. Salatalık yine aynı şekilde beyin sağlığını koruyormuş. Biber ağrıları giderir, hafızaya iyi gelir. Yüksek kan basıncı sorunlarına karşı faydalanır. Göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu durumda zaten gördüğünüz gibi cevabımız çıktı. Beyin sağlığını koruyanı bulduk. Kalp sağlığını koruyan, göz sağlığını koruyan ama ciğerle ilgili yok. Yine diğerlerine bakalım ama. Fasulye kalp sağlığına iyi geliyormuş. Zihin ve beyin sağlığı için hayati önem taşıyormuş. Astım hastalığına iyi gelirmiş. Ispanak anemiyi önlüyormuş. İyi geldiği organı vermemiş. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını düşürür. Hipertansiyonu düşürür. Kemik sağlığını korur. Havuç mide üzerine karşı koruyucudur. Vücuttaki asit alkali dengesini korur. Alkali elementler içerdiği için kanı temizler. Kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolü yükseltir. Düzenli olarak tüketildiğinde felç riskini azaltır. Kırmızı pancar kanseri önler, kalp sağlığını korur, karaciğeri toksinlerden arındırır demiş. Kabak kemik sağlığını ve göz sağlığını koruyor. Patates bağırsak sağlığını koruyor. Soğan ise bakıyoruz kemik sağlığını koruyor. Gerçekten ciğerle ilgili hiçbir detay verilmemiş, bir sebze verilmemiş. O yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 10. sorumuza bakıyoruz. Bu metinde anlatılanlara göre aşağıdaki tablolardan hangisi Monet'e aittir demiş. Empresyonizm akımının öncüsü kabul edilen ressam Monet, genç yaşlarından itibaren resimlerini genellikle açık havada yaptı. Açık havada yaptığına göre B'deki şu kapalı alanda çizilen resmi eleyelim. Kurguya dayalı tarihsel, romantik ve düşsel konular yerine modern yaşamdan sahneleri betimlemekten yanaydı. Atölyede saatlerce hareketsiz durarak resmin bitmesi için dakikaları sayan bir modern ya da masa üzerindeki bir vazoda hareketsiz duran bir çiçek onu görsel yönden tatmin etmiyordu. O hayatın devinimini dış mekandaki anlık hareketleri, örneğin rüzgarın bir çocuğun saçlarını dağıtışını, bir elbiseyi havalandırışını,
tuvale aksettirmeyi tercih ediyordu. Şimdi bakıyoruz, burada bir çocuk yok. Burada yok. Ama C'ye bakıyoruz, burada bir kız var, saçları, elbisesi uçuşuyor. Açık alanda zaten cevabımız çıktı, Ceyhan olacak ama bir devam edelim, belki yanıtabilir bizi. Tuvalede bu bakış açısını özetler gibiydi. Ana renklerden beyaz ve maviyi, ara renklerden turuncu, yeşil ve beji, sıcak renklerden kırmızı, sarı ve turuncuyu, soğuk renklerden ise mavi ve yeşili seviyordu. Onun hayatın gerçekliğine ve hareketliliğine aşık bakış açısı ölene dek sürdü. Geniş yeşil alanlarda oyun oynayan, koşan çocukları, yürüyüş yapan, sohbet eden yetişkinleri doğal bir güneş ışığı eşliğinde resmetti. Resmen bize buradaki resmi anlatmış paragrafımız. O yüzden Ceyhan olacaktı. Geldik 11. sorumuza. Demiş ki cümlelerin hangilerinde soru aynı türden ögeleri buldurmaya yöneliktir? Evi temizlemeye yardım etmesi için kimi çağırdın? Burada ne yapıyorduk? Soru kalıbının yerine cevabını getiriyoruz. Evi temizlemeye yardım etmesi için Pakize'yi çağırdım diyoruz. Çağırdım, yüklem, çağıran kim, ben, kimi çağırdım? Pakize'yi çağırdım, bu bana nesneyi verdi. Sence Türk pop müziğinin en başarılı ismi kimdir? Hemen cevap veriyorum. Kimdir sorusunun cevabı? Bence Türk pop müziğinin en başarılı ismi Tarkan'dır diyorum. Tarkan, yüklem, Tarkan kim? Türk pop müziğinin en başarılı ismi. Demek ki Tarkan burada, yani kimdir sorusunun cevabı bize yüklemi verdi. Dün Türkçe ödevini mi yapmadın? Burada soru kalıbının yerine getiriyoruz. Dün Türkçe ödevimi yapmadım. Neyi yapmadım? Türkçe ödevimi, nesne. Zaten cevabımız çıktı. Ne demiş? Aynı türden ögeler. Doğru da bakalım. Adnan Bey'in tayini hangi şehre çıkmış? Adnan Bey'in tayini Ankara'ya çıkmış. Nereye? Ankara'ya deriz. Bu da bize dolaylı tümleci verir. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani Adana. Geldik 12. sorumuza. Bu parçaya göre orta kısımları koyu sarı ve 18 beyaz renkte çiçeği olan bir papatya hangi bölgede ve hangi ayda açmıştır demiş. Bakıyoruz. Papatyanın ana vatanı Türkiye'dir. Papatyalar Nisan ve Mayıs ayında çiçek açar. Ortalama olarak 25 santim boya sahiptir. Yaprakları ince ve parçalıdır. Çiçeğin orta kısmında sarı bir yuvarlak bulunur. Bu kısım yağışın fazla olduğu Karadeniz bölgesinde koyu iken kurak olan İç Anadolu bölgesinde oldukça açıktır. Bizden kısımları koyu olanı istemişler değil mi? Karadeniz bölgesinde koyuymuş değil mi? Demek ki bu durumda B ve D'yi eledik biz. İç Anadolu bölgesinde oldukça açıktır. Sarı yuvarlağın etrafında ortalama 12-20 adet beyaz renkte çiçek yer alır. Bahar mevsiminin son ayında çiçek sayısı tektir demiş. Yani Mayıs ayında tek sayılı oluyormuş. Bize kaç yapraklı lazım? 18 çiçekli lazım. Bu da Nisan ayında olabilir, Mayıs'ta olamaz. Demek ki cevabımız Adana olacakmış. Geldik 13. sorumuza. Bu metinde iki nokta aşağıdaki işlevlerinden hangisine kullanılmıştır? Hemen bakıyoruz. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan ahinik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir.
Ahineyin temel ilkelerini şöyle sıralayabiliriz demiş. Ne yapacak? Bize bu temel ilkeleri yazacak değil mi? Hepsini yazıyor. O zaman burası bize bir açıklama veriyor. Zaten iki noktanın görevi bu değil miydi? Bize genellikle ya açıklama ya örnekleme verir. Bize bunu hangi şıkta vermiş? C şıkkında vermiş. Kendisiyle ilgili açıklama yapılırken demiş. 14. sorumuza demiş ki bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır demiş. Çalışmalarını romanlar üzerinde yoğunlaştırmış bir eleştirmendi. Roman konusunda 300'ü aşkın eleştirisi vardı. Eleştirinin edebiyat tarihini kurma ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanırdı. Bunun için de yayınlanmış romanların hemen hemen tümünü okuyup incelemekten kaçınmazdı. Ele aldığı yapıtları çok yönlü bir değerlendirmeden geçirirdi. Bu tutumuyla romancıların yaratıcılığını besler, onlara yol gösterirdi. A'ya bakalım, bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon demiş. Bu da bize işlevin tanımını yapmış, yani A var. Yalnız kendine özgü nitelik taşıyan, orijinal, diğerlerinden farklı olan demiş. Bu özgün demek, metnimizin içinde özgün yok. Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek, incelemek demektir. C'nin tanımını da ver, incelemenin tanımını vermiş. Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü tenkit, eleştiri demektir. Bu durumda cevabımız Bursa olacaktı. Evet, merhaba arkadaşlar. Denememizin 15. sorusundan devam ediyoruz. Bize diyor ki, bu metin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse, metne hakim olan kanıtlanabilirlik özelliği değişir. Şimdi bizim öncelikle soru kökünde bu kanıtlanabilirlik özelliğinden kastı nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada tek bakmanız gereken nokta öznel mi, nesnel mi devam etmesi. Çünkü öznel olan düşünceleri, cümleleri biz kanıtlayamayız. Nesnel olanların kanıtlanabilirlik özelliği vardır. Şimdi bundan hareketle sorumuzu okuyalım. İsviçre'deki bir laboratuvarda su damlacıklarını, kahve taneciklerini ya da bir kürtanı havada asılı dururken veya hareket ederken görebilirsiniz. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar bir insanın duyabileceğinden biraz daha yüksek frekansa ses dalgaları kullanarak küçük parçacıkları ve sıvı damlacıklarını hem havada asılı tutmayı hem de hareket ettirmeyi başardı diyor. Hemen şıklarıma iniyorum aşağıda. Bize diyor ki, A şıkkında. Maddelerin havada asılı halde kalması ve kontrollü bir şekilde hareket ettirilebilmesi özellikle biyokimya ve ilaç sektöründe kullanılan malzemeler açısından yeni ve önemli uygulamaların geliştirilmesine imkan verebilir. Şimdi yukarıdaki metnimiz nesnel cümlelerle devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerin de aslında nesnel bir şekilde devam etmesi lazım. Eğer öznel bir şekilde devam ettirirsem kanıtlanabilirlik özelliğini değiştirmiş olurum. A maddesine baktığımda burada önemli ifadesini görüyorum. Bu o kişiye göre önemlidir. Yani öznel bir ifadedir. O yüzden cevabımızın A olması gerekiyor. Ancak B, C ve D maddelerine baktığımızda onlar nesnel bir şekilde yine yukarıdaki maddeyle devam, parçayla bağlantılı bir şekilde devam ediyorlar. B'ye baktığınızda maddelerin havada asılı kalmasını sağlamak için genellikle manyetik ya da elektrik alan kullanılıyor. Gayet nesnel bir cümle. C, her biri ses dalgaları üreten platformlar bir araya getirildi ve yaydıkları ses dalgalarının frekansı değiştirilerek damlacığın akustik alan boyunca hareket etmesi sağlandı, kanıtlanabilir. B maddesi, araştırmacılar cisimleri havada belli bir noktada asılı tutmanın yanı sıra platformlar arasında da hareket ettirilebildi diyor. Bunların hepsi nesnelken A maddesinde öznel bir ifadeyle karşılaştığımız için cevabımızın A olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 16. soruyla devam edeceğiz. Evet, 16. sorumuz
bizim runik yazıdan gelmiş karşımıza. Şimdi runik yazı ilk çağ Orta Asya toplumları, Etrusklar, Macarlar ve vaktiyle Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayanlar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir. Bu yazı sisteminin Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılmış alfabesine Runik alfabe ya da Plutark adı verilir. Bu alfabedeki sembollerin en eski halleri aşağıda karşıladığı Latin harfleriyle birlikte verilmiştir diyor. Buna göre Ah Aydınlıktan Uzaktayım dizisinin Runik alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada bakmanız gereken yukarıdaki harf karşılıklarıyla aşağıdaki şıkları karşılaştırmanız aslında. Herhangi bir değişim olduğu noktada cevabımız yanlış olmuş oluyor. Hemen bakalım. Cevabımız burada A'dır bizim. A'ya bakıyoruz. Uyuyor. Hemen buraya geliyorum. H harfini arayacak gözüm. H'ye geliyorum. Doğru. Burada da doğru. Burada da doğru. Hemen tekrar A ile devam etmem lazım. Doğru. Daha sonrasında Y'ye bakıyorum. Burada doğru. D'ye geliyorum. Doğru. I harfine geliyorum. Doğru. N'ye geliyorum. Doğru. L harfine geliyorum. Doğru verilmiş. Daha sonrasında T harfiyle devam etmesi gerekiyor. Hemen buraya bakıyorum hızlıca. Doğru. Tekrar A'ya geliyorum. Doğru verilmiş. N'ye geliyorum. Doğru. Daha sonra U'ya bakıyorum. Verilmiş mi? Verilmiş. Z'ye bakıyorum. Doğru mu? Doğru. A tekrar doğru. K doğru. T tekrar A. Y, I ve M. Zaten son harfe baktığınızda M harfi burada bu şekilde. Bir tek bunda doğru verilmiş. Bunda yanlış, bunda yanlış, bunda yanlış. O yüzden cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Şimdi 17. soruyla devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Yazım kurallarından bir soruyla karşılaştık burada. Geldik. Diyor ki bu kurallara göre mahalle pazarından 5 KG'ye diye okunuyor. Yakın patates aldım. Kardeşim ve ben MEB'e bağlı bir okula gidiyoruz. Ankara'ya gidince TBMM'nin eski binasını ziyaret etmek istiyorum. 4. Aynı sokak üzerindeki Sümbül Apartmanı'na taşınmışlar geçen hafta. Cümlelerin hangilerinde kısaltmadan yazım ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor bize. Hemen soru üzerinden gittiğimizde gençler, mahalle pazarından 5 KG'ye değil, bunun açılımına göre okumamız gerekiyor. Bizim ölçü birimlerinde açılıma göre yapmamız gerekiyor. 5 kilograma şeklinde yine kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. O yüzden bir yanlıştır. 2'ye geldiğimizde kısaltmaların arasında kesinlikle noktalama işareti girmez. Sadece bu Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasında bir istisnadır. Onun haricinde kısaltmaların arasına nokta girmiyor. Bu da yanlıştır. Buradaki doğrudur. Sümbül Apartmanı'nın ifadesine kısaltma doğrudur. O yüzden cevabımızın Adana olması gerekiyor diyoruz. Pekala, 18. soruyla şimdi devam ediyoruz sorularımıza. Hemen geldim. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen okuyalım. Kaç zamandır bazı kavramların, kelimelerin geldikleri yeri düşünüyorum. Bazılarının içi boşaltıldı, bazıları ise gerçek anlamından koparıldı. Bir dergide okumuştum. Bilgi çağının içinde bulunmamıza rağmen konuşma ile gevezelik birbirine karıştı diyordu. İnsan bu. Bildiği, bilmediği her şey hakkında konuşmak ister. Bazen de bu konuştuklarına pişman olur. İlhan Berk şöyle der, tek pişmanlığım kelimelerimi bile hak etmeyen insanlarla saatlerce cümleler kurmaktı. Haklı, sonuna kadar katılıyorum. Ancak asıl olan şudur, insan kelimeyle vardır. Kelimeler her insan için derin bir sır yolculuğudur. Hemen geldiğimizde, kelimeler olmadan insanın kendini ifade etmesi olanaksızdır. Böyle bir şeyi buradan çıkartamam ben arkadaşlar. Gitti. İnsan ne olursa olsun konuşmaktan ve dinlemekten vazgeçmemelidir. Dinlemeye dair yukarıda herhangi bir şey yok. Sadece konuşmak ve kelimelerden bahsediyor. Günlük konuşmalarımızın gevezeliğin ötesine geçememiş olması oldukça üzüntülüdür, üzücüdür diyor bize. Böyle bir şey de buradan çıkartamıyoruz. Ancak çoğu kelimenin anlamı daraltılmış olsa da kelimeler insan için çok önemlidir. Giriş bölümünde zaten bunu veriyor bize. Bazılarının içi boşaltıldı. Bazıları ise gerçek anlamından koparıldı diyor. Yani kelimelerin anlamı daraltılıyor. Aşağı geldiğimizde zaten sonuç bölümünde asılı bize vermiş. İnsan kelimeyle vardır. Kelimeler her insan için derin bir sırrın yolculuğudur diyor. Burada da kelimeler insan için çok önemlidir mesajını almış oluyoruz. O yüzden cevabımız Denizli'dir. Pekala.
Şimdi 19. sorumuza geçiyoruz. Geldik. Bu metinle ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur diyor. Hemen baktığımızda benzetme cümlesine yer verilmiştir, öznel cümleye yer verilmiştir, nesnel cümleye yer verilmiştir, abartma cümlesine yer verilmiştir, ama sonuç cümlesine yer verilmiştir diyor. Okuduğumuzda sahaftan aldığımız kitabın içinden zarfsız bir mektup çıksa ne yapardınız? Dokunmazdım, bana gelmeyen mektubu asla okumam demeyin sakın. Bence o mektubu kim alırsa alsın hemen açıp okurdu. Buradaki ifadede, bence ifadesine direkt olarak öznel cümleye yer verildiğini görebiliyoruz zaten. Devam ettim. Ben de herkesin yapacağını yaptım. Açtım okudum. Önce kitaptan söz edeyim. 1974 yılında basılmış yeşil ciltli bir kitap. Meşhedi ile Devre Alem. Yazarı Ercüment Talu. Burada da gördüğünüz üzere nesnel ifadeler olduğunu görebiliyorum ben. Bu da var. Mektuba gelirsek, mumlu gibi kalın bir kağıda yazılmış. Tek sayfalık. Üst rafındaki tırtıklardan kağıdın mektupluk bir blok noktan koparıldığı anlaşılıyor. Dört de zımba deliği var üzerinde ki burada hala nesnellik devam ediyor. Demek en azından iki kez dosyalanmış. Çok değer verilmiş, özenle saklanmış, belli. Özenin, ilginin bir başka göstergesi kat yerlerine arkadan ince şeritleri halinde kağıtlar yapıştırılarak oralardan kopup ayrılmasının önlenmiş olması. Mektubun üzerindeki tarih 16 Haziran 1946. Kitabın 1974'te basıldığını hatırlarsak mektup, kitabın içine girene kadar neredeyse 30 yıl beklemiş. Öyle de güzel bir yazıyla yazılmış ki resim gibi. Bakın burada benzetme cümlesini görüyoruz değil mi? Bir yazı resme benzetilmiş aslında. Benzetme de var ama ben burada herhangi bir abartma göremiyorum. Bir şey olduğundan küçük ya da büyük gösterme gibi bir durum yok. Amaç sonuç cümlesi de yok. Mak için kalıbını ya da şu amaçla bu amaçla bu yapıldı gibi bir ifadeyi ben burada görmüyorum arkadaşlar. O yüzden bu yargılardan 3 tanesine ulaşmış oluyorum. Pekala. Gelelim son sorumuza. 20. sorumuz. Sorumuz bize diyor ki aşağıdaki parçaların hangisinde anlatıcı türü diğerlerinden farklıdır? Anlatıcı türü dediğimizde anlatılan dile bakıyoruz. Bir ben dili, birinci tekil kişi, bir de üçüncü tekil kişi anlatımı vardır. Hemen aradaki farkı buradan rahat bir şekilde tespit edebiliriz. A'ya baktım. Üstümde bollanmış kot pantolonum, sırtımda yapışmış uçuk mavi tişörtümle tüm gün dolandım tozlu sokaklarda. Başından anlıyoruz ki bu birinci tekil. Değil mi anlatımı? Bunu gördük. İkinci B maddesine baktığımda biraz da vakit geçirmek niyetiyle 1 Temmuz akşamı gazete almak üzere posta istasyonuna gidiyordum. Yine bakın devam edelim. Durgun yapış yapış bir Temmuz sıcağı vardı. Hani 1-2 hafta hatta fazla ara vermeksizin süren sonra ansızın azgın bir fırtınanın bastırmasıyla birlikte senin bir sağanağın boşandığı boğucu sıcaklar vardır ya onlardan biri. Burada gidiyordum ifadesi var. Yine birinci tekil anlatıcı türünü görüyorum. C'ye baktım, yırtık pırtık paltolar giymiş iki çocuk kapımı çaldılar. Eski gazeteniz var mı bayan? Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim ama ayaklarına gözüm ilişince sustum diyor. Bakın burada yine ben dilini görüyoruz. İkisinin de ayaklarında eski sandaletler vardı ve ayakları su içindeydi. İçeri girin de size kakao yapayım dedim. Hiç konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı. Burada da yine birinci tekil anlatım görüyorum. D'ye geldiğimde aynadaki gerçeğe pek benzemeyen görüntü aslında yüzünün, elinin, ayna çerçevesinin ve dizi dizi mumların aynada yansımasından başka bir şey olmayıp dar bir koridor gibi derinlere doğru uzayıp gider. Bir sis bulutu içinde sonsuzluğa uzanan kurşun rengi bir deniz havası verir. Bu deniz dalgalanıyor, hareleniyor, arada bir tan kızıldığına bürünüyor. Burada yine üçüncü tekil anlatım olduğunu görüyorum ben. O yüzden A, B ve C şıkları aynıyken D şıkkı farklıdır anlatıcı türü bakımından dedik.